Çok ağır çalışma koşulları, çok uzun iş günleri ve buna karşın çok düşük ücretler. Koşulların her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelmesi, kadın işçilerin artık tahammül sınırını zorlamaya başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bu hafta Cuma pazarında mikrofonlarımızı kadın pazar esnafına uzattık. Pazarda gece gündüz demeden çalışan emekçi kadınlar, kadın olmanın zorluklarını Büyük Alanya TV'ye anlattılar. Efendim biliyorsunuz ki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor. Her ne kadar birçok ülkede kadın ve erkek eşit haklara sahip olsa da Türkiye'de kadınlar iş bulma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. İşte bu anlamda bizler de mikrofonlarımızı ailelerine katkıda bulunmak isteyen, ekonomiye katkıda bulunmak isteyen kadınlarımıza, emekçilerimize mikrofonlarımızı uzattık. Bakın neler söylediler. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Sultan Sarıtaş. Ne kadar zamandır pazarda çalışıyorsunuz? 15 senedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Türkiye'de kadın olmanın zorlukları neler? Kadın olmanın zorlukları, kadınlar mesela her şeyin bir zorluğu vardır, bir kolaylığı vardır. Kadın olmanın da öyle. Zorluğu da var, kolaylığı da var. Zorlukları ama, neler? Zorlukları mesela erken kalkıyorsun, çok çalışıyorsun. Zorlukları onlar. Mesela ben saat 4.30'da şehit haberini almıştım. 4.30'dan beri ayaktayım. Yani kolaylıklar da şöyle, mesela kendin çalışıyorsun, kendin alıyorsun, eşine falan ihtiyacın olmuyor. Kazandığın paraları hep kendin kazanıp kendin harcayabiliyorsun. Şöyle bir şey var, hani eskiden beri yuvayı dişi kuş yapar. Yani adam beni besler diye yatmak yok, çalışmak çok iyi. Biz Anadolu kadınıyız, biz böyle hani kendi ayağımızın üstünde durmalıyız. Hepimizin yapabileceğimiz bir iş olmalı. Evet. Dünyada kadınlar ve erkekler eşit haklara sahipken Türkiye'de de aynı eşitlik oranlarına sahip olduklarını düşünüyor musunuz? Vallahi ben aynısını düşünüyorum ama 40 defa kadın haklı olsa, erkek bir defa haklı olsa yine erken dediği oluyor. Kadınlar biraz ağlayıp sımkıdıp duravarıyorlar. Yalnız olmak her şey her zaman zorluk. Ya mesela bir erkeğin olmadı mı kardeşim, evinde bir yemenisi bulunsa bile bir adama bir güveç gelir. Mesela şimdi ben çocuk var, oğlan çocuğu, her zaman ayakkabısını kapının yanına korun. Gözlerin doldu. İşte erkeğin olmadı mı zor. Her zaman erkek erkektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Allah yeni yıllara yetiştirsin. Bugünlere. Bizleri. Bugünlere Allah yenilere yetiştirsin. Tabii dağlardan bitki çayları topluyorum, papatça topluyorum, otpuş topluyorum, işte ekmek paramı alıyorum. Başka bir şey yok, yapacak. Ne yapalım? İdare ettiriyoruz. Koca öleli 5 sene oldu. Bir yerden bir gelim yok. Kadın i̇şte, olarak pazarda zorlanıyor musun? Evet, zorlanmam mı canım? Şimdi bir yerimiz yok, başkasının yerinde duruyorsun. Geliyor adam, kovuyor, oraya bura zabıta oturtmuyor. Ne yapacağım? İşlerimiz böyle. Türkiye'de kadın ve erkek aynı eşitlik oranlarında haklara sahip mi sizce? Hiç de sahip değil ya. Kadınların hiçbir yeri yatağı yok. Kadınları öldürüyorlar hep. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz o zaman. Tabii. Öyle. Kadın haklarını hiç savunan yok. Peki ne olsun isterdiniz? Ya kadın haklarını savunacak adamlar yok şimdi. Mesela öyle bir başbakanımız da şeyimiz de ne bileyim. Bir sürü askerlerimiz öldü bugün gene. Yok bir şey yapacak. Türkiye'de kadın olmanın zorluğu ne kadar zor biliyor musun? Anamızdan dünyamızı gördüğümüz bir günden beri aynı mücadele devam, uğraşıyoruz da ta hala uğraşıyoruz. Şu güne geldik, hala uğraşıyoruz. 60 yaşını geçeyim ben, 53'lüyüm. Ondan bu yana ta uğraşırın işte. Pazarcılığı kaç yıldır yapıyorsun? Pazarcılığı da aşağı yukarı 30'u geçti. Peki memnun musun? Memnun olup olmayıp da fazla bir şey yapamıyoruz zaten. Ancak kendi kendimizi zor idare edebiliyoruz. Evimizin eksiğini, ekmeğimizi, katığımızı ancak denk getirebiliyoruz. Yani bir artmış artanımız bir şeyimiz yok.